Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bir hafta sonu daha, bir cumartesi daha sizlere merhabalar demekten çok mutluyum. Kendi adıma söylüyorum, inşallah sizler de mutlusunuzdur. Evet, Gül Hanım yine bizimle beraber. Bugün ne yapacak bilmiyorum, hemen bakacağız ona. Ve Recep Bey var bizimle birlikte olan bugün. Yakma tekniğiyle harika tablolar yapıyor. Şu an görünüyor zaten hemen sağ tarafımda. Onları tek tek göstereceğim size. Yakma tekniğiyle nasıl bu kadar güzel işler yapılabiliyor? Kendisinden öğreneceğiz onları. Hemen Gül Hanım'a bir bakalım önce. Ha bu arada bayram tatili bitti, normal yaz tatili bitti. Herkesin bayramı inşallah iyi geçmiştir. Ben geldim, hastalandım. Hava değişikliğinden mi, neden bilmiyorum. Bugün bayağı zor geldim buraya. Nasılsınız Gül Hanım? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Misiniz? İyiyiz. Çok iyi. Sağ olun. Allah iyi sağlık versin. Buralara nasıl geçti bayramınız? İyiydi. Güzel. Telaşeli. Gittiniz mi bir yerlere? Yok. Buradaydım bu sefer. Konya'daydınız. Genelde hep Konya dışında çıkıyorum. Ama bu sefer buradaydık. İyi artık. Olmuş. Konya'da da güzel olur bayram. Biz Konya dışından toparladık. Onlarla böyle bir kalabalık. Süper. Evet. Kardeşlerim, ablam benim Konya dışındalar. Çok güzel. Onlar geldiler. Hepimiz bir arada oluyoruz. Çok evet. Çok olmuş. Büyük, geniş bir aile oluyoruz. Çok güzeldi. Güzel. Çok güzel. Allah seneye hepimizi tekrar ermek Amin. Nasip etsin. Amin. Sağlık, beraber. Sıhhatle. Bayram zaten kalabalık olunca güzel. Aynen öyle. Yani bayramın anlamı o zaten. Aynen öyle. Biz de bayağı kalabalıktık Adapazarı'nda. O yüzden güzel geçti. Ondan önceki bayram, Ramazan bayramında da dediğiniz gibi annem, abim falan onlar bana buraya gelmişlerdi. Yine o zaman kalabalıktık. Gurbetçi olunca tabii hepimiz bir yerdeyiz ama toplaştığımız zaman da güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bir de biz hepimiz bir saat gün belirliyoruz. O gün ve o saatte orada toplanıyoruz. Ay süper. Askeriye, hocam iyi bilir askeriye yemeklisi olduğu için Recep Bey. Öyle askeriye mi? Bayram, onu konuşmadık aha, bilmiyorum. Askeriye bayramlaşması yapıyoruz biz. Vay, büyükten böyle sıraya mı giriyorsunuz? Çok muhteşem bir şey. Evet, sıraya giriyoruz. Çok güzel. Evet, çocukların akılda süper kalıcı olur şeyler yapmamız gerekiyor maalesef. Hani bayramlarımız kayboldu evet diye serzenişten ziyade aynen öyle. Onların akılda aynen kalabileceği, onların hı-hı mutlu olacağı ortamlar yaratabilmemiz aynen gerekiyor. Biz de öyle bir süper uzun zamandır öyle bir şey yapıyoruz. Toplaşırız. En büyükten başlıyoruz. Elefant sıraya geçiyor, elefant sıraya geçiyor. Çok en güzel. Küçük de bitiyor. Harika. Çok mutlu bir seremoni oluyor. Çok güzel bir seremoni oluyor. Herkese güzel tavsiye ediyorum buradan. Evet, bence de. Bizim köyümüzde olurdu öyle. Evet, evet. Bayram namazından çıkanlar, erkekler çıkan kenarıya dururdu. Ondan sonraki çıkan onunla bayramlaşır onun yanına. Ondan sonraki onun yanına kocaman bir daire oluşurdu. Evet, camilerde köy zannederim hala yapılıyor. Yapılıyor hala yapılıyor acaba diye biliyorum ama hani evlerde yapılmıyor. Neden tek başımıza yapılmasa kalıyorduk falan. Yani doğru. Biz de böyle işte kızlar bir dahaki bayrama erersem Allah nasip ederse uygulayacağım. Siz de yapın. Fark evet etmiyor. Birinci gün, ikinci gün bir saatte şu saatte buluşalım orada diyoruz. Ne hepimiz güzel orada buluşup bir çok bayramlaşma güzel töreni yapıyoruz. Harika. Çok güzel oluyor. Harika. Çok güzel. Bugün ne yapıyoruz sizin keçeler? Bugün, evet. Bayağı ses getiriyor maşallah. Çok beğeniliyor. Evet, çok sevmişler. Sevmelerinden dolayı ben de çok mutluyum. Kullansınlar da. Evet, ben de çok memnunum. Paspastan hakikaten çok memnunum evet hocam. Yani demiştiniz koku yapmıyor ıslanınca. Allah nasip ederse inşallah anneme de bir tane istiyorum. Eyvallah, paspastan. Çünkü hakikaten çok güzel. Özellikle çıplak ayakla basıyorum paspasın üzerine ki elektriği alıyor dediniz ya. Evet. Hani. Çünkü çıplak ayakla bahçeye şeye çıkma şansımız çıkmış yok. O yüzden biz de keçeden neden faydalanmayalım? Evet. Faydalanalım değil mi? Evet, faydalanalım. Dün bir misafirim geldi. Sedir oda takımı yaptırmış. Sedirimin üzerinde de dört yapalım. Biz de sürekli üzerinde oturalım. Tabii ki dedik yaparız. Bu hafta bebek takımını yapalım dedim. Süper. Bebek bunu battaniyesini ben yaptım ben geldim. Bunu hemen bitireyim. Şimdi havalar soğuyor. Annelerimiz bunları, bebeklerimizi kat kat sarmaları yerine. Hocam bu alerji falan olana dokunur mu? Hani normalde yün falan örgü bir şeyler giydiremiyorlar şimdi bazı örgü anneler. Giydirdiğiniz örgülerinizin hepsi sentetik. Hı. İçi hepsi polyester. Tamam. O polyester tüyleri burnunuza kaçtığı zaman zaten bir hapşırık tıksırık yapıyor. Ama yünde alerji yapma gibi bir risk yoktur. Çok yünün güzel kendisini. Dediğim gibi birkaç gün belki böyle bir hani gıdıklanma tarzında bir kaşıntı vesaire hı-hı yapar.
Gördüğünüz gibi zaten bu o kadar yumuşacık bir yün evet, ki çok güzel sarılıp olmuş. Oturun. Elinize şimdi sağlam. Siz mesela üşüyorum hastayım dediniz ya buna sarılın bu gece yatın. Hadi sabaha ya. Dinç kalkıyorsunuz. Siz bana yapın bari bir tane battaniye. Bebeklerini bunların alttan itibaren kundak tarzı ya da şeyli sarsınlar. Yeni doğan bebekler daha şeyli çok bebeklerde. Çok güzel gerçekten. Ne üşürler ne terlerler. Evet. Çok sardık mı bebeklerimiz üşüyor. Zatürreyle, evet. Bronşitle maalesef tanışmak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Giydirmesek ne kadar evlerimiz kaloriferli de olsa onların vücut ısıları çok çabuk düşebiliyor. Tabii ki. Ve hava şartlarımız. Çok üst üste saracağımıza bir keçeden tabii, battaniye incecik. Yaptım. Bak gördüğünüz gibi çok hafif, çok ince, çok aynen, şık. Aynen çok ürün. Çok beğendim. Kendilerini de yapabiliriz. Tek kişilik, çift kişilik ve bebek türlerinden hepsini istedikleri renkte, istedikleri desende hepsini üretebiliriz. Şimdi biz bebek battaniyemizi ürettik. Bunun aynı desende ben yastık desenlemesini yaptıktan sonra da bir pano çalışması yapacağım. Hmm. Yastığımızı burada pişirmeyelim dedim. Tamam. Haftaya pişirir geliriz hı-hı. Onları. Tamam. Yaparız. Aynı şekilde de bu sefer sadece kuru çalışmadan, hiç ıslak olmadan, iğneleme tekniği olmadan bir onlara o pano nasıl çalışacağım. Olacak çok merak ettim o da ben çok de şimdi. Güzel hemen oluyor. Başlayalım o zaman. O da çok güzel oluyor. Hemen duvarımıza da asarız onu. Tamam. Hanımlar yine dediğim gibi bunları evde kendileri böyle çok rahat çalışabilecekleri bunlar hı-hı. Ürünler. Süper. Siz bu yünleri kendiniz üretiyorsunuz kendimiz ve satıyorsunuz. Kendimiz. Yün olarak da satıyorsunuz evet. Değil mi? Yünlerimiz birebir çünkü yerli almak hani bu çalışmak isteyenler olursa sizden tabii, alıp tabii, çalışabilirler. Tabii, tabii çalışabilirler. Denemek sayfamızdan, istiyorum aslında. Instagram sayfamdan ve Facebook sayfamdan ulaşabilirler. Burada numaranız var mı verdiniz var, mi? Burada tamam buradan da ulaşabilirler. Yünlerimiz %100 yerli yündür. Yünlerimizi kendimiz topluyoruz. Gençer Kondal ustamla beraber çalışıyorum ben. Hı hı. Ustamla beraber topladıktan sonra ayrıştırıp renk renk bunlar boyanıp kullanıma. Yünleri bir gösterelim arkadaşlar. Ekrana geldi mi bilmiyorum ama gösterelim tekrar. Evet. Kullanıma hazır bir hale bize geliyor. Bunları evet, sadece alıp ne iş yapacaksak. Hı hı. Kilo hesabı mı satılıyor hocam? Kilo ama gram gram veriyoruz. 50 gramlık paketlerimiz mevcut. Tamam. Tamam bakalım. Hadi şimdi bu yapacağınız pano için neler gerekli? Yün tabii ki kesin yünlerimiz. Gerekli. Alttaki şimdi, nedir? Alttaki keçe. Ona ben panomuzu yapacağım. Önce şu şeyi çalışalım. Yine baykuşu bir çalışalım. Baykuş çalışmasının yastığını çalışalım. Tamam. Bu yastık tamam. Olsun. Onu koyalım. İkinci etapta tamam. Panomuzu çalışırız. Tamam. Vaktimiz yettiği sürece çalışalım tabii ki. Buyurun. Şimdi yine aynı her zamanki gibi yaptığımız gibi alt zeminini. Eliniz o kadar alışmış ki, yani onu yeni başlayanlar biraz böyle fazla biraz hafif alırsa. Şöyle çok ucundan, şöyle en ucundan şöyle tuttular çekilirse, mı? Evet böyle evet, gelir. Az gelir. Böyle gelecek. Hmm. Kesinlikle makas vesaire kullanmıyoruz. Çektik mi bunların hepsi böyle bu şekilde gelir. Evet. Kaç kat yapıyorduk hocam böyle? Bu şimdi desenleme olduğu için sadece bu kat yeterli oluyor. Sonra ben bunun alt zeminini hazırlayacağım. Evet. Hmm, çok güzel. Alt zeminini hazırlayacağım. 3 kat yünümüzü döşedikten sonra bu hazır deseni üzerine hemen monte edivereceğim. Hmm, hadi bakalım bu daha farklı bir şey olacak hı-hı. Galiba. O deseni oluşturmanız da zaten bir ayrı bir yetenek ama. Yani izleyicilerimiz belki hani keçe yapmak isteyip de ondan korkuyorlarsa önlerine bir desen alsınlar. Herkes yok. Hiç olmadıysa ilkokulda bir kenar süsü yapmıştır defterlerine. Aynen öyle. Yani hayal gücüne bağlı. Sadece böyle dalgalar şeklinde de yapılabilir. İlla da farklı şu şekilde bir desen mesela olacak. Bunu benim küçük kızım yaptı. Gerçekten. Evet, 12 yaşında güzel. Kızım yaptı. Onu beraber döşedik dün. Maşallah. Şunları hemen rastgele şu şekilde. Şu şekilde hemen böyle bir koparıp koymanız hı-hı, bu yeterli. Deseni evet bu deseni oluşturuyor. Evet. Yani güzel. Yaptığınız her şey burada farklı bir konumda size çıkıyor. Hı-hı. Öyle kendilerini çok kasmalarının sıkıntıya girmelerinin bir anlamı. Yapamaz mıyım yok, demenin yok. Anlamı yok. Yok yok.
Workshop yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii yaparız. İstek olursa. O zaman duyuralım izleyicilerimize buradan. Hatta bu pano çalışmasını workshop olarak yaparız. Olur. İnşallah. Arzu eden olursa öğrenmek için workshop yapımını yani yeterli sayıda toplanırsa tabii. izleyicilerimiz kaç tabii. kişi olması gerekiyor hocam? Yani 5 ile 10 kişi yeterlidir. Yeterli. Kuru çalışmada 10 kişi yeterlidir. Islak çalışmada 5 kişi daha randımanlı evet. çalışırız. Evet. Evet şu anda baykuşun kafasını yapıyor. Evet gözlerini yaptım. Evet. Bir de ezbere çalışıyorsunuz değil mi? Bir yere evet. bakmıyorsunuz Yok. Hiç. Ama isteyen bir yere bakarak da ona ya benzeterek yapıyor. Bu benim yapıyor. Kendime yani özel bir şeyim evet, işte. Evet yeteneğiniz. Mesela akşam bir çiçek desenine bir şeye bakmam bazen yeterli olabiliyor benim çalışmamda. Harikasınız. Ya, ıslığa tamam anladım da kuru iğneleme olmadan. İğneleme olmadan, olmadan çok bu nasıl güzel. Bu nasıl keçe haline gelecek ben anlamadım. Bu keçe olmuyor. Bu sonra ıslatacağız bunu. Diyorum ama sevgili izleyenler fazla da çaktırmıyorum ha siz de çaktırmayın. Aslında çok bunu hafta içi gelirsiniz atölyede beraber yaparız. Geleceğim zaten Allah nasip ederse hocam. Hocam bana bir hafta 10 gün daha izin verin. Tabii tabii. Şu ilaçlarım bitsin. Birazcık bitsin. İyileşeyim. Allah nasip ederse kamerayla beraber çalacağım atölyenizi merak etmeyin. Kapısını yani. beklerim her zaman. Herkes İnşallah. Gelebilir. Orada izleyicilerimize çabuk biten... Ama çok enteresan, güzel şeyler yapabiliriz. Yok, çabuk bitmesine de gerek yok aslında. Biz Türkan Hanım'ın atölyesine gidiyorduk. Sabah gidiyorduk, akşama kadar bir şey biz yatak de mesela, dikiyorduk. Evet, bu battaniye bir günümüzü alır. Hı-hı. Yani. Ay böyle bir battaniye yapalım hocam. Bana yapalım, beraber yapalım olmaz mı? Olur. Tamam. Geldiğimde, çekimde bana bir tane tek kişilik böyle televizyon battaniyesi diyorlar ya şimdi. Hı-hı. İşte bunun biraz daha büyüğü olacak. Ha bunun biraz daha büyüğü evet. Birlikte yapalım o zaman. Hem çekimini yapalım orada. Hem ben de biraz böyle oynamış olursunuz size, değil elim mi? Alışsın. Çok güzel. Zevkli görünüyor şu anda. Bir yanda Recep Bey de orada çalışmasına devam ediyor. Şimdi burada izleyicilerimize göstereceğiniz bir şey var mı? Yok, ben Recep bunu bu şekilde. Merhaba diyeyim en azından. Bu şekilde yaptım hemen hemen bitti. Bunun yaprağını yaptım. Bu... şu şekilde Ondan çevirerek. Ondan sonra aşamayı merak ediyorum ben. Yapmayın bence. Bekleyin beni. Tamam. Olur mu? Olur. Beraber yapalım. Tamam mı? Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? İlk defa geliyorsunuz çünkü. İlk geliyorum efendim. Hı-hı. Yalnız geçen sene 5. mevsimde bir program yapmıştık. Aa öyle mi? Ne evet güzel. Efendim. Sanıyorum geçen sene, 2 sene oldu galiba. Fatma Hanım'la beraber. Fatma Hanım'la Çok sağ güzel. Olsunlar. Bir program yapmıştık küçük. Çok güzel. Yakma resmi tanıtmaya çalışıyoruz. Konya'ya Hı-hı. bir şeyler verebilir miyiz diye. Tabii neden olmasın? Bir de zaten artık yıllardır biz uydudayız. Hani dünyanın her yerinden izleniyoruz. Evet. Sadece Konya'da değil, evden dışarı kurslara gitme imkanı olmayan, çevresinde kurs Aynen olmayan birçok insana evlerinde... uygulamayla böyle kendileri bizim programlarımızdan öğrenerek yapmalarına bir zemin hazırlamış oluyoruz. Yapılabilir efendim. Hı-hı. Kesinlikle yapılabilir. Şimdi ben... kısacık şöyle bir kendinizden bahsedin. Siz Recep Bey kimdir? Ne yapardı? Nereden emekli oldu? Ve bu yakma tekniğine nasıl merak sardı? Nasıl başladı? Birazcık bir tanıyalım sizi. Tabii efendim. Ben Recep Asena. 1947 Milas doğumluyum. Maşallah. Emekli hava astsubayıyım. Çok güzel. Emekli olduktan sonra bir müddet çalıştım. Daha sonra 1975 yılında gördüğüm bu yakma resme merak sarmıştım. Evet. Hiçbir eğitim almadan çok şükür bu seviyeye geldim. Hiçbir eğitim almadınız? Hiçbir eğitim almadım efendim. Ya. Sadece görerek... Nereden gördünüz bir makine, peki? Bir, yani iki o zamanlar arkadaş, internet falan da yok. Yoktu. İki arkadaş. Biz bir göreve gitmiştik Eskişehir'e. Orada iki arkadaşın yakma resim yaptığını gördüm. Hmm. Tabii çok basit resimlerdi ama neticede ahşabı yakarak yapılması benim ilgimi çekti. Evet, evet. Yapmaya başladık.
Süpersiniz vallahi. Ve harika. En ufak bir eğitim almadan, o zamanlar zaten kimden eğitim alacağımızı bilmiyoruz. Görevim var zaten, işim yok. Var. Evet. Resimlere bakarak demek ki bir şeyler yapmaya. Demek ki yeteneğiniz varmış Recep Bey. Yani bu yetenek meselesi biraz daha. Bizim değişimize göre evet biraz yetenek gerekiyor da. Tabii ki. %99 sabır, %1 kabiliyet yetiyor. Çok sabır isteyen bir iş efendim. Evet, tabii doğru söylüyorsunuz. Önemli olan şu yakma makinamızı kullanabilmek. Hemen bizim gösterelim bu. Arkadaşlar. Bu yakma makinesi. Yakma makinesini ne kadar iyi kullanırsak yaptığımız tablolar veya yazdığımız hat sanatıyla ilgili yazılar da yazıyoruz. O kadar güzel çıkıyor. Bu makineyi iyi kullanmak ve ülkemizin işte elektrik biliyorsunuz pek sabit olmuyor. Zaman zaman yükselip alçalabiliyor. Onu iyi takip etmek gerekiyor. Evet, bu da makineden belli oluyor zaten. İnce noktaları var evet, tabii o tabii konuda. Hassas evet. Noktaları var. O da biraz zamanla yapa yapa zamanla öğreniliyor o tecrübe, zaten o. Değil mi? Evet. Tabii ben zamanla öğrendim. Hı-hı. Şimdi eğitim verdiğim zaman öğrenmek isteyenlere hı-hı. anlatıyorum. Öğretiyor musunuz? Eğitim veriyorsunuz. Tabii tabii. Güzel, ben evimde çalışıyorum. Ben bunu biraz da zevk için yapıyorum. Evet. Ama siparişte alıyorsunuz. Alıyorum. Satışlar yapıyorsunuz. Yapıyorum efendim. Biraz satış yapıyorum. Biraz sonra bitmiş olan tablolardan göstereceğim evet, ben. Satış yapıyorum. Şuna da Kültür şöyle, Merkezi'nde Gül Hanım'la birlikte hatta orada aynı yerde Mevlana Kültür Merkezi'nde standımız var. Çok güzel. Orada Konya'dakiler cumartesi oraya günleri, gelip sizinle görüşebilir. Görüşebilirler her zaman için. Cumartesi günleri işte akşam saat 5 ile 10 arası hemen hemen oradayız. 9 arası diyelim. Sadece cumartesi günleri. Sadece cumartesi günleri genellikle. Ama bir etkinlik olursa bize Mevlana Kültür Merkezi yönetim tarafından haber veriliyor. O zaman gidiyoruz. Etkinlik standları olduğu zamanlar, misafirler geldiği zaman standlarımız bizim 24 saat açık, açık orada. Zaten. Mutlaka tamam. Görevli bir arkadaşımız oluyor. Gelip izlemek isteyenler görüyor mutlaka. İnşallah oraya biz standlarınızı çekmeye de geleceğim. Biz cumartesi günleri gidiyoruz. İnşallah. İnşallah. Allah nasip ederse. Şuna da canlı olarak adımızı yazalım şu tabloya. Evet hemen alalım onu arkadaşlar. Hocam neyle başlıyoruz? Siz yazın bir yandan. Çok güzel ya. Valla benim çok hoşuma gitti bu iş. Valla güzel, zevk verici bir iş. Tabii çalışmak isteyene, yapmak tabii, isteyene. Önce sevmek lazım. Şimdi zaten. Tablomuz... Recep Bey önce ne lazım? Yani bu yakma tekniğine ilgi duydum ben diyelim. Kendi adıma konuşayım. Evet efendim. Benim ne yapmam lazım ilk önce? Şimdi önce ilgi duydunuz. Eğer isteğiniz hı-hı. varsa hı-hı. çok kısa bir sürede olsa benim yaptığımı yapmayın. Yapabilirseniz, yapmaya denerseniz, için. Öğrenmek isterseniz ondan sonra malzemeler kolay. Anladım. Bizim malzememiz ahşap ve deri. Deri üzerine de yakarak öyle mi? Yapabiliyoruz. Oo, evet, deri ahşaptan da güzel yanıyor. Ancak ahşaptan daha rahat korunabiliyor. Fakat ama ahşap yakma denmiş. Ahşabın tabii hocam. Kendi dokusunun da görünmesi hı-hı. farklı bir güzellik veriyor. Bu resmi önceden şöyle bir kaba taslak çiziyor musunuz? Mutlaka çizeriz efendim. Benim bildiğim kadarıyla. Ama kara kalem resim yapabilenler çizmeye pek çizmesek de olur diyorlar resim ama. Resim şeyi varsa. Sonunda yakma tecrübesi. Olduğu için silgi yok. Bunun evet, silgisi yok. Doğru geriye dönüş yok. Geriye dönüş yağlı olmadığı için. Yağlı boyadan farkı ya da kara kalemden farkı özellikle bu zaten. Aynen öyle efendim. Hani yağlı boya elbette ki çok güzel bir yeniden sanat. Yeniden başka bir boyayla düzelebilir. Düzelebiliyor sanıyorum. Evet düzeliyor. Ancak yakma yeniden yakmaya maalesef düzelmiyor. Maalesef düzelmiyor. Bana evet. bir yerde sordular silginiz var mı diye. İbrahim Bey'in kulaklarını çınlatayım ben bu arada buradan. İbrahim Kold amca A Haber'den. Silginiz var mı diye sormuştu. Var dedim. Dizlerimi gösterdim. Çünkü tahtayı dizimde kırıyorum sadece. Evet. İmkan yok. Bunu... Dizlerinizi mi gösterdiniz? Evet. Hayır dizim var dedim benim silgi olarak. Tahtayı evet, kırıyoruz kırıyorum, çünkü. Eğer geri dönüşüm olmayacak çok, bir hata çok yaptıysak bazen oluyor.
Yani bazen emek açısından oluyor. Kötü. Hani tahta hadi belirli bir maddi şeyi var. Elbette. O kadar. Elbette. Ama emek açısından. Bitmek üzereyken bir hata yani bir de bitmek üzereyken yaparsak atar çok artık kötü. Çok kötü oluyor. Bayağı 3-5 gün bir haftanın kaybı oluyor yani. Evet. Sadece evet, emek doğru. Zaman kaybediyoruz. Doğru. Yani yoksa fazla bir ekonomik yönden sıkıntısı olmuyor. Fazla bir masrafı yok ama bizim bu işimizde el emeğimiz çok. Hangi efendim bu ağaçtan? Tamamen kavak kontraplak. Kavak kontraplak. Kavak dediğimiz bunu evet. Ben 4 milimlik veya 6 milimliğini kullanıyorum. Hı-hı. Efendim huş denen bir ağaç kullanıyorum. Hı-hı. Her türlü ağaç kullanılabilir. Yakma resim tekniği. Her türlü ama her özellikle türlü kavak daha kavak mı iyi kavak beyaz olduğu için. Ha, renginden yumuşak dolayı. Yumuşak olduğu için bazı evet. Tablolara daha iyi gidiyor. Hemen şunlardan birkaç örnek göstermek istiyorum ben. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Hafif de. Evet, bakar mısınız? Süper. Recep Bey portre yapmıyorum dedi. Ama ben de ona programa girmeden önce şey demiştim. Burada bir şov yapın. Yani benim portremi yapın. Biz buraya asalım demiştim. Artık bilmiyorum ne yapacağız. Şu anda tam karar vermedik. Süper olmuş bu da. Harika. Ya bu ifadeleri, o bakışları, yüz ifadesini verebilmeniz çok büyük bir başarı. Yani dediğiniz gibi bu yağlı boya değil, kara kalem değil ki. Hataları silip tekrar yapasınız. Ne kadar güzel olmuş. Muhteşem olmuş. Süper. Ellerinize sağlık Recep Bey. Teşekkür sizi ederim. Sizi kutluyorum. Ben. Hakikaten teşekkür yani... hem hiç kurs ders almadan yapıyor olmanız çok güzel. Genelde de nazar boncuğu programında hep öyle insanları ağırladım ben biliyor musunuz? Yani benim dünürüm Berrin Erdoğdu da buradan ona selam olsun öpüyorum kendisini. O da öyleydi, alaylıydı bu programa ilk başladığımız zamanlar. Fakat kurs istenildi kendisinden. Kursu açtı ama eleştirildi. Bazı insanlar tarafından artık ben onlara kendini bilmez insanlar diyeceğim. Çünkü bir şeyi başarabiliyorsan tamam eğitim şart ama başarıyla yapabiliyorsan o insana eleştirmek değil takdir etmek lazım. Ben burada Recep Bey'i de şu anda çok takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Sonradan gitti üniversite okudu cancağızım kızıyla beraber. Yaptığı resimlerde bir değişiklik mi oldu? Hayır, yine aynı. Çünkü onu o üniversiteye gitmeden önce de yapıyordu zaten. Şu anda Recep Bey de öyle. Yani bu sadece Allah'ın verdiği bir yetenek. Ha, diplomanın zararı mı olur? Olmaz tabii ki. Alınsa da güzel olur. Ama bu şekilde yetenekli insanları da lütfen kırmayalım sevgili seyirciler. Evet, bakar mısınız? Ne kadar güzel. Süper. Yani bu herhangi bir insanın yapabileceği bir şey değil aslında. Yani bu hem yetenek dediği gibi hem sabır hem de istek gerekli bunları yapmak için. Evet, wow harfi de son senelerde eşarplara, kıyafetlere, tablolara zaten vardı. Her yere girdi ve çok beğenilen hatta yüzük, kolye onlar bile yapılıyor artık. Çok güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Gerçekten süper olmuş hepsi de. Teşekkür ederim. Çok kısa daha izlemek istiyorum sizi. Siz yapın. Biz sizi izleyicilerimize verelim, gösterelim. Evet, o elinizdeki kalem gibi olan tuttuğunuz şeyin adı var mı Recep Bey? Yakma kalemi. Yakma makinesi. Yakma kalemi. Makinamız tamam. Ayarlı bir makine olduğu için bize çok kolaylık sağlıyor. Evet, tabii ki. Isısını ayarlamamız yükseklik, alçaklık derecesinden evet. Dolayı koyu ısı veya açık renk veya koyu renk alabilmemiz açısından çok iyi bir şey oluyor. Bir gram boya bile yok sevgili izleyiciler. Gördüğünüz şekillerin hepsi yakarak oluşturulmuş yakma şekiller. Sadece bakın ağacın gövdesini bittikten sonra sadece vernik. Yani o da ahşabı koruma amaçlı. Hem korusun hem deriyi de parlak. Deriyi de yaptığımız zaman deri cilası, özel bir cila sürüyoruz ona da deriyi koruma amaçlı. Su falan değerse en azından. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet. Yani çok fazla suya dikkat etmemiz lazım ahşap için tabii özellikle. Ki. Tabii ki. Şişmemesi için. Şişmemesi için. Isınca ahşabın şişer. Öyle bir sıkıntısı var tabii.
Harikasınız. Ellerinize, teşekkür kollarınıza ederim. Sağlık. Teşekkür kutluyorum ederim. Sizi. Devam edin, yine teşekkür geleceğim ederim. Yanınıza. Evet Gül Hanım, ne yaptık? Evet, biz baykuşumuzu tamamladık. Bu battaniyemizdeki baykuşumuzun minyatürü. Bakın küçüğü. Şimdi şu baykuşu bir gösterelim ilk önce. Battaniyedeki baykuşu bir gösterelim. Bu pişmiş hali. Bu pişmiş hali. Bu da... Evet. Hemen onu da göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar onu da gösterecekler. Şu anda şimdi hazır yapraklarda fark ediliyorsa böyle birkaç tane renk tonlaması var. O renk tonlamalarını nasıl yapacaklarını göstereceğim. Tamam, geliyor. Kameramız yanınıza gelsin. İnşallah. Şimdi bir yeşilden bir tutam alıyoruz. Sarıdan az bir şey sarı alıyoruz içine şöyle. Üzerine. Böyle tuttuk. Evet. Biraz turuncu aldık. Ben biraz da koyu yeşil alacağım. Hani boyalarımızı böyle kararız ya. Şimdi bunları bu şekilde karacağım. Kopararak asılıyorum. Aa, her asıldığımda lifler birbirinden ayrılır ve birbirine kaynaşır. Evet. Kaynaştırma yapıyorsunuz siz de. Kaynaştırma yapıyoruz. Evet. Yağlı boya tabloda olduğu gibi. Aynen. Şimdi gördükleri gibi bak böyle renkler geldi. Şimdi buradan bir tutam alıyorum. Yaprak elimde, yaprak şeklimi veriyorum. Ve nereye koyacağım? Şuraya koydum. Süpersiniz ya. Vallahi bu pişince, yani pişerken renkler böyle dalga dalga. Çocuklarının sevdikleri çizgi film karakterlerini yapabiliriz. Değil mi? Her şey yapılabilir. Tabii her şey yapılabilir. Ya da böyle yetenekli güzel çocuklar var. Kendileri resim çiziyorlar. Evler vesaireler. Evet. Hemen onların çizdikleri evdikleri. Resimlerden olabilir. Tabii battaniye. Çok güzel. Ve ömür boyu aynen öyle. Silinmeyecek, kaybolmayacak bir şey. Hiçbir şey olmaz. Ana olur hiç olmazsa. Çok hiçbir güzel. Şey olmaz. Makinede yün programına atıp yıkasınlar. Harika. Şöyle de hani konturlarını geçiyorum. Süper ya. Vallahi ne istiyorsanız. Evet. İşte mesela arkaya bir çatı, buraya bir ev yapmak istedim. Hemen yandan da izleyicilerimizden şeyler geliyor. Bakın yaptıkları işlerin fotoğraflarını çekip göndermişler. Ben hiç bakmadım tablete. Numaramızı vermedik. İşlerimize daha çok ağırlık veriyoruz. Evet. Ha, var mı numaramız? Tamam. Ben burada monitörde görmeyince yok zannediyorum. Bu şekilde bir de arka tarafı güzel bir çizgi film evi yapabiliriz. Süper ya. Arka taraftan da şöyle yuvarlak. Çok zevkli oluyor bu böyle yani gerçekten. Yani işte dinlendiriyor. Sizi çok dinlendiriyor. Yani. O an ne varsa aklınızda bir müddet de olsa onu düşünmeyi bırakıyorsunuz, unutuyorsunuz. Onun haricinde tekrar işte yoğurma işlemine geçtiğiniz zaman ayrı bir telaş başlıyor tabii. Hı hı. Tuttu tutmadı işte yapayım, yoğuruyum, şurasını yapayım, burasını yapayım derken bir bakıyorsunuz ki zaman geçmiş. Evet. O sizin beyninizi yiyip bitiren şeyleri aslında hiç o zaman düşünmemişsiniz. Yani buradaki en güzel şey bu. Evet. Bu da arka fonumuzda küçük bir bu evimiz olsun. Bu haliyle bile ekranda o kadar güzel görünüyor ki. Bunu şimdi böyle kaldıracağım ben. Bu hazır. Bunun yastığı olacak şimdi. Aynı şekilde böyle alt zemin hazırlayıp şöyle tersine çevirip gösterebiliriz aslında. Tamam. Size basıyor herhalde. Bir saniye, tahtamıza takılmış. Şimdi böyle bir alt zemin hazırladım. Alt zeminin altına bunu koyup
Pişireceksiniz sonra. Pişireceğim. Pişirmeyi burada göstermiştik zaten. Daha sonra yine göstereceğiz tabii ki ama. Gösteririz, haftaya gösterebiliriz. Evet, olur tabii ki. Çok güzel. O bu tamam. Şekilde. O öyle. Şimdi kuru çiçek bir pano yapacağız. Kuru çiçek. Evet. Şöyle gösterirse. Oradan hocam. İyi görünebilir mi? Bilmiyorum. Siz yine tutun da hocam. Tutun siz yine. Görebildiğimiz kadar arkadaşlar göstersin. Evet, görünüyor. Böyle bir zambak çiçek hadi yapacağız. Bakalım nasıl yapacaksınız merak ettim. Şimdi bunun için bir alt zemin. Bu direkt çerçeveye gireceği için. Pardon hocam. Sıkıntı yok yönetmenim. Yapacağız ya nasıl olsa burada. Görecekler nasıl olsa. Şu resmi atarsanız daha rahat gösteririz dedi de. Ha yok, aynısını nasıl yapacağız falan. Şimdi. Tamam. Önce hazır keçe mi alıyoruz altına onu? Hazır keçe, tela, bir kumaş, pano olacak. Pano olacak. Yani ne varsa olabilir. Kumaş da olur. Kumaş da olur tabii. Güzel. Yani üzerine kolay yapışabilecek, hafif böyle pamuklu tarzlı. Tamam. Ya da böyle keçe gibi daha tutacak kumaşlar tercihimizdir. Tela olabilir. Kıl telalar, yün telalar evet. Var tamam. Eski. Onlar olabilir. Onlar da... Bunda da istedikleri her şeyi çalışabiliyorlar. Çok güzel manzaralar çalışabiliriz. Ay evet. Çok güzel olur bir manzara çalışırsa. O çiçekler de güzel de. İnşallah onu da şey yaparız. Birisi video göndermiş galiba. Yönetmenim gördün mü? O ne videosu bilmiyorum. Tamam. Şu şekilde alt zeminimizi yayıyorum. Gri'nin üstüne gri çok güzel oldu. Çiçeğimizin alt zemini gri. Hı hı. Aysun Bahtiyar teşekkür ederiz. Yaptığı battaniyeyi paylaşmış bizimle. Evet, işler gelmeye devam ediyor. Hanımlarımız çok becerikli. Evet, ben onlara demiştim. Hadi bakalım şimdi henüz daha kış hazırlıkları var. Birkaç hafta böyle biraz fazla olmaz bizim şeylerimiz. Çünkü hanımlar kış hazırlıkları yapıyor. Tatilden kimisi döndü, kimisi dönmedi. Okullar açılıyor, çocukların telaşı var derken çok fazla şey olmaz. Ama ondan sonra birazcık daha soğuklar bastırıp hanımlar içeriye çekilince. Artık değil mi? Sobaların, kaloriferlerin başına çekildikçe. Evet, evet. Sobanın keyfi de bir ayrı hocam. Aa, benim atölyemde soba var. Oh, çıtır çıtır. Kışın, evet. Kışın o zaman çok kahvaltıya güzel gelirim gel, ben gel. Size. Ekmek kızartırız üzerine. Kızartıyoruz, öğle yemeğinde yapıyoruz. Ekmeğimizin üzerine bir tereyağı, içine arasına peynir. Süper. Çok yedirir o da ama bol bol kilo. Ben de artık kilodan bahsetmeye başladım. Kışın, şu kışını yazma çok güzel olmuş. Hocam bakar mısın ekrana? Ay ne kadar güzel olmuş. Çok hoş olmuş. Eşarplara yapılıyor da bu yazmaya yapıldığını görmemiştim. Güzel olmuş. Ellerine sağlık izleyicimizin de. Evet özür dilerim sözünüzü kestim. Şimdi bu panoda ben kuru yaptığımız için... Mesajlarımız geliyor. O nedir? Ne olacak? Şimdi panomuzun alt zeminini hazırlıyorum. Arka fon. Bu şekilde renk renk çıkması için makastan arka yardım. Arka fonu yapıyorsunuz. Arka yani. Fonu yapıyorum anladım. Hala. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Bu neymiş? Bunu öğrenmek istiyorlarmış bizden ama boncuk işi bu. Bu bizim işimizle çok alakalı değil. Şu hocam. Şey derler bizde hapishane işi derler. Evet hapishane işi. Bunu yapan hocamız olup da bize müracaat ederse neden olmasın? Ama şu anda biz bunu yapmıyoruz.
sevgili izleyicimiz. Evet, çiçekler ortaya çıkmaya başladı. Buyurun. Hemen görün sizde. Evet, süper. Oo, bir zambamız. Harika bir pano olacak bu. Evet, bir zambamız bitti. Tamam. Hem ben onun yeniden zambak yapacaksınız değil mi? Hepsi zambaklar bağlı. Burada birkaç tane zambaklar olacak. Kaynaştırarak mı yaptınız yine o yaprakları? Tabii. Aynen şu şekilde. Renkleri kaynaştırdınız değil mi? Biraz turuncu ve beyaz aldım. İkisini kaynaştırıyorum. Kaynaştırdıktan sonra bir miktar. Mesela ben buraya ne gelecek? Açık renk gelmesini istiyorum. Burada bununla yaprak şeklini elinizle yaprak veriyorsunuz. Evet, elimle yaprak şeklini veriyorum. Bu şekilde tutuyorum. Evet, usta öğreticilerimizden bir tanesi, izleyicilerimizden biri bir mesaj atmış bize hocam. Merhabalar Mukadder Hanım. O keçeler nasıl sabitlenecek? Ben de yapıyorum ama döverek yapıyorum demiş. Döverek nasıl yapılıyor hocam? İğneleme tekniğini zannederim söylüyor. Ona söylüyor herhalde. Ya da ıslak. Şimdi iki teknik var. Keçeleşmede bir iğneleme, bir de ıslak tekniğimiz var. Evet. Sizi 15 yıldır takip ediyorum. Sizden çok şeyler öğrendim. Ben de usta öğreteceğim demiş. Bizi çok sevdiğini söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de bir mukabele aynen sizleri göremesek bile her ne kadar. Ama böyle mesajlarınızdan, telefonlarınızdan anlıyoruz ki bizi seviyorsunuz. Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Bu keçeyi nasıl sabitleyeceğini daha önceki hafta yapmıştık. Artık evet. Bu hafta yapamayız. Yetişmez, mümkün değil. Haftaya nasip olursa haftaya yine bir tekrar tane yaparız. Uygulama ama yapalım. Bu yaptığım pano sabitlenmeyecek. Bu şekilde kalacak. Dağılmaz mı hocam? Nasıl dağılmayacak olacak? Ay ben de merak ettim şimdi sevgili izleyenler. Yani haftaya ben de sizin gibi ilk defa burada görüp öğrendiğim şeyler oluyor. Emin olun. Şimdi biz suyla sabunla yaptık, burada pişirdik, sabitledik ama bunu bilmiyorum. Bunu ilk defa yapıyor hocam. Nasıl olacağı hakkında bilgi verecek misiniz hocam bize? Bu çerçeveye koyacağım. Üzerinde de cam konacak. Bu şekilde kalacak. Düşmez. Böyle kalacak. Böyle kalacak. İnanmıyorum. Çerçevelerken falan. Ya onu artık çerçeveci arkadaşımız bozmadan bize yapacak. Hocam bunu yaptırın getirin görelim öyle yapılmış halinde. Ay çok merak ettim. Çok kolay o zaman. Tabii kolay. Bunları dediğim gibi bunun workshop'unu yapabiliriz. Evet, süper olur. Yapalım. Burada Konya'da ya da Konya dışından. Nerede hızlı trenle, isterlerse. Evet. Nerede isterlerse. Hı-hı. Bu çok kolay. Cumartesi hariç. Bak cumartesi hariç. Lütfen benim hocalarımı elimden alıyorsunuz. Sonra ben bir daha onları bulamıyorum. Cumartesi günleri hariç hafta içinde çağırabilirsiniz workshop evet. için. Hocama mutlaka şey yapın, ulaşın, haber edin. 444-0155 Kontibin numarası zaten. Oradan arayıp santralci arkadaşımızdan Fatma Gül hocama ulaşabilirsiniz. Evet, gerçekten harika bir program sunuyorsunuz. Elinize dilinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun canlarım benim. Nereden yazdığınızı yazmamışsınız. Bunların nasıl yapıldığını sizden öğrenmek istiyoruz. Ne olur demişsiniz. Bu hapishane işinden bahsediyorum. İsmini ve nereden yazdığını yazmamış. Teşekkür ediyorum izleyicimize. İnşallah onu yapan, aklınızda olsun Gül Hanım sizin de. Olsun. Bu çalışmaları yapan bir arkadaşımızla karşılaşırsak biz de izleyicilerimiz için onu davet edelim ve buradan nasıl yapıldığını gösterelim. Evet, yapıma devam. Bunun şimdi ben biraz sonra nasıl çerçeveliyorlar ben onu merak ettim. Düşmeden hani üzerindekiler dökülmeden. Yok ben şeyi vereyim de içeriye görsellerden reklam aramızda. Hı hı. Onları çerçevelenmiş hallerini yayınlasınlar. O zaman arkadaşlarımız görürler seyircilerimiz. Evet. Bu şey de bozulmuyor değil mi? Bombeleşmiş hali hayır, falan. Hayır bozulmuyor hani, bu şekilde kalıyor. Şekil veriyorsunuz ya. Bunu 9 yaşındaki çocuklarımız dahil olmak üzere
Evet, el becerisi, güzel olan çocuklarımız rahatlıkla yapabilir. Ya da böyle resim yapmayı seven. Hı-hı. Bütün herkes bunu çok rahatlıkla yapabilir. Süper olmuş ya. Hocam ben de yapmak istiyorum. Yapalım. Çok hoşuma gitti. Süper. Şimdi bu bizim hazır desenimiz. İster bunu böyle çerçeveletirip yaparsınız, ister bunu vazgeçtiniz. Çanta üzerine alırsınız ya da kabanın üzerine, neyiniz üzerine alırsınız. Evet. Bu ne size zaten tabii olabilir. Çok güzel. Harika. Bizim bir reklam aramız daha var mı arkadaşlar? Yok mu? Son reklam arası mıydı? Tamam, onları o zaman haftaya gösterelim. Haftaya gösterelim. Allah nasip ederse. Çünkü biz böyle bayağı bir sizinle epeyce yol alacağız, sizi yoracağız gibi gözüküyor. Yok, ben hiç yorulmam, zevk alıyorum çünkü. Biz de sizinle olmaktan zevk alıyoruz. Ben sanatla uğraşmaktan çok zevk alıyorum böyle. Evet, oraya da bir tomurcuk yaptınız. Evet. Of, süper oldu. Harika. Bunun nasıl ilgilerini çekmiş ama, o çantanın kapağını yaparken görmüşler. Öyle bir merakla anlatıyorlar ki bana. Nasıl yapıyor, nasıl oldu, o ne kadar güzel oldu öyle diye. Harika, sizi de tebrik ediyorum gerçekten. İnşallah en kısa zamanda, önümüzdeki hafta olmasa bile ondan sonraki haftada atölyenizde birlikte bir şeyler yapalım yine. Onu ayarlayalım, tarihini sizinle görüşelim, tamam mı hocam? Kısmet olursa. Siz o son dokunuşları yapa durun. Ben hemen Recep hocamın yanına bir gideyim. Şu tablo hakkında bize bir şeyler anlatacağını söylemişti. Programımız bitmeden onu da anlatsın. Evet, bir yandan devam. Alt taraf o toprak mı yapıldı? Önce onu bir görelim. Önce yaptığını görelim arkadaşlar. Şöyle biraz koyulaştırmak zorundayız. Evet. Bitmişini biliyoruz. Ha, evet, orada da var. Bak, hiç dikkatli bakmamışım demek ki. Canlanması lazım biraz. Evet. Yalnız bu işle, bu teknikle uğraşırken astım, nefes darlığı evet olan insanlar çünkü duman herhalde yapamaz bunu. Duman, evet. Onu dumanın çıktığını görünce lazım. İlk önce o aklıma geldi yani bu zaten. Bu dumanı bertaraf etmek için küçük bir aspiratör, ventilatör tipi bir şey kullanılabilir. İlla ama, da yapacağım derse ama. He, illa ama evet. Mutlaka ama, doktora da danışması gerekir. Evet, aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Koa, astım, evet. Ne bileyim. O tür rahatsızlıklar, göğüs hastalıkları. Göğüs hastalıkları olan insanların evet. Bu tür mutlaka işlerden danışarak yani koku olan lazım. Mesela. Hem kokusu var hem duman. Bunun bir de dumanı var. Hani dumanı sadece var. Bu teknik değil, başka daha bir sürü şeyden uzak durmaları gerekiyor. Ekranda göründüğünü sanmıyorum ama. Hocam ne güzel olmuş Mickey Mouse, bakar mısınız? Bu amigurumi galiba ama evet. Keçeden de böyle bir şey yapabilir miyiz? Yaparız. Ay yapalım. İğneleme tekniğiyle yaparız. Çok güzel olmuş. Harika. Geçen hafta vardı minik hayvanlarımız. Evet, minik anahtarlık mı? Yok, ha, onlar anahtarlık, biblolarımız vardı. Yok, biz böyle bir tane büyük oyuncak yapalım. Olur mu? Şey de yapabiliriz, böyle bir battaniye üzerine desen de yapabiliriz. Evet, izleyicilerimizden de hala geliyor. Harika. Hocam hemen Recep Bey, bunu şimdi tarif bunu, edelim. Bu bizim ahşap hobi evlerinde satılan bir vernik türü. Bunun verniği farklı sadece. 100 evet. Kat vernik markasını denilen bir malzeme. Markasını söylemeyelim de oldu yok, mu? Yok, markasını söylemiyorum zaten. Hı hı. 100 kat vernik dediğimiz bir vernik. Bunu iki küçük 120 ve 70 cc'lik şişelerde ikisini birbirine karıştırarak dökmek zorunda. Elde ediliyor. Biraz hassas bir iş. Evet. Onu su gibi döküyoruz üstüne. Yani fırçayla falan sürmüyoruz. Fırça kullanılmıyor maalesef. Boca ediyoruz hayır, üzerine. Hayır, evet. Fırça kullanılmıyor. Evet. Fırçayla olmuyor. Yoksa iz olur değil mi? Bozuluyor hemen fırçayla. Evet. Onu döküyoruz ve gönyesine, terazisini alarak bırakıyoruz. Evet, bu ancak, düz bir yerde kalması lazım. 6-8 saat civarında biraz kuruyor, el değecek gibi oluyor. Evet. 12 saat hatta 24 saat sonra taşımaya hazır. Başka evet. Türlü yerinden dahi kımıldatamıyoruz. Evet. Aksi halde eğrilik yapıyor. Biraz daha dikkat isteyen, özel biraz isteyen dikkat istiyor. Bir şey. Özellikle bu vernik de güzel olmuş. Ben evet. Bunu cam zannettim ilk önce. Ne evet, yalan cam değil efendim, vernik. Yani görünüşte sanki ince bir cam geçirilmiş gibi, cam gibi görüntüsü duruyor. Veriyor. Hakikaten bu da çok hoş. Ama doğal haliyle olanların da ayrı bir güzelliği var. Ben hemen yeniden şu hocamın elinde yaptığı resmin aynısı, biraz daha büyüğü olan
bir tabloyu size tekrar göstermek istiyorum. Bu normal vernik. Tek kat mı sürülüyor hocam bunlar? Üç kat efendim. Üç kat mı sürülüyor bunlarda? Bu sanki üzerinde vernik de yok da doğal haline kalmış gibi öyle bir havası evet, var bunun. Evet, üç kat vernik var onda. Ahşabı evet. Koruma amaçlıdır. Ahşap olduğunu, yakma tekniğiyle yapıldığı anlaşılabiliyor bundan. Ama diğer vernikle yapılandan ahşap olduğunu anlamak, yani ustalar tabii ki anlıyordur muhtemelen ama yakma tekniğini hiç bilmeyen insanlar eminim bunu çok anlayamaz. Evet. Yakma tekniğiyle yapılmış haklısınız. Olduğunu. Haklısınız. Sanki boyamayla yapılmış evet. Gibi karşıdan özellikle bakıldığında boyamayla yapılmış gibi bir havası var. Bu da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Siz de kurs almak isteyenler olursa orada verebileceğinizi söylediniz değil mi? Tabii tabii. Mevlana Kültür Merkezi'nde miydi Recep Bey? Mevlana Kültür Merkezi'nde standımız var. Orada da ders verebilirim, evimde de verebilirim. Ha, evinizde de ders verebiliyorsunuz. Evimde veriyorum daha ziyade. Öyle mi? Daha çok evimde. Öyle tek kişilik kurslar falan oluyor zaten mu? Zaten ben tek kişiye tek veriyorum. Kişilik. Ben ha, toplu iki kişiyle değil. Çalışmıyorum. Mutlaka tek kişiyle çalışıyorum. Evet. Onu yetiştiriyorsunuz sonra bir daha. Ondan sonra yani belli saatler zaten 2 saatten fazla çalışılmıyor. Evet tabii. İlk başlayanlar için sıkıcı gelebiliyor. Onun için 2 saatte bir değiştiriyoruz kursu evet. Yerimizi. Ama peki, tek kişiyle ilgili. Ne kadar süre gelmesi gerekiyor kursa bir insanın öğrenebilmesi için? O kendi yeteneğine bağlı biraz da. Tabii muhakkak ancak ama ortalama. Ben 8 ders yeter diye düşünüyorum. 2'şer saatten 8 ders yetiyor. Yani 2'şer saat derken. Benim bir dersim 2 saat, 2,5 saat sürer. Hı hı. Çünkü sürekli yapamıyoruz el işi olduğu için. Hı hı. Anlatım da var bunun içinde. Yani 8 derste rahat rahat yetmesi gerekiyor. Evet. İsteyen olursa devamlı elbette, edebilir tabii elbette, ki. Elbette. Ama ücretli olduğu için tabii ki onlara da daha fazlası belki fazla gelebilir. Elbette. Ama sizin de tabii göstereceğiniz bir emek var. Onun karşılığı da mutlaka olmalı. Kolay gelsin diyorum ben. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kapımız her zaman açık. Konta TV olarak, Nazar Boncuğu programı olarak. Teşekkür ederim. Ne zaman arzu ederseniz gelebilirsiniz. Sağ olun. Evet. Sanatın her dalına aşığım demiştim ben. Hakikaten çok seviyorum. Zaten ilkokul çağlarında bu tür sanat aşığı olan insanların belli oluyor. Biraz yatkınlığı oluyor çünkü. Çok küçük yaşlarda ipi tığı elime almışımdır ben de. Tiyatro oynadım mesela ilkokul çağlarında tiyatrolar oynadım. Ortaokulda şiirler yazıyordum, şiir yarışmalarına katılıyordum. Okul birincisi oluyordum şiir yarışmalarında. Ve sonunda da önünde sonunda geldim burada 17 yıldır da bu programı yapıyorum. Dediğim gibi hepsi ayrı bir yetenek, hepsi ayrı bir sanat. Hepsini aşığım, hepsini çok seviyorum. Hepsini yapmak istiyorum ama maalesef hepsini yapmak imkansız. Bazen tabii böyle sizler gibi yapan ustalardan da satın almak lazım. Yani hepsini de bir kişi yaparsa o zaman satıp para kazanacak olan insanlar nereden para kazanacak? Bazen de yapmak istesek de yapamayacağız ki satın alalım, sizler de para kazanın. Evet. Süper oldu. Daha birçok ilave yaptın sen ona. Evet, tohumlarını yaptım. Çok gölge çalışmalarını yapıyorum. Çok güzel oldu. Evet, tohumlarıyla daha bir ayrı güzel oldu. Bayağı bir tamamlandı. Haftaya bu çerçevelenir gelir mi hocam? İnşallah. Bunu şimdi taşırken nasıl taşıyacaksınız? Bozulur mu? Yok, bozulmaz. Üzerine hemen bir şey yaparız. Üzerine bir tül mü geçiriyorsunuz? Tül geçirirsem yapışır, kalkar. Ha öyle mi? Aha, bunu bu şekilde şimdi havada rüzgarlı değil, çok bir şey olmaz yani. Hemen şöyle gösterelim. Burada gazete, baykuşumuz. Gazete falan koyarız. Ha, evet. O tür şeyler, kağıt vesaire. Burada baykuşumuz, orada begonyalarımız. Hepsi de çok güzel oldu. Ve gördüğünüz gibi bu desenleri yaparken kısa bir sürede yaptı Gül hocamız. Tabii bu biraz el alışkanlığı gerektirir. Yani bu dantelde, iğne oyasında, örgüde nasıl el alışkanlığı gerekiyorsa bütün dallarda da olduğu gibi keçede de öyle el alışkanlığı gerekli. Zaman zaman yapa yapa insan ne kadar hangi desende ne kadar gerektiğini çözecek. Ben şimdi öyle bakıyorum, bazılarını o kadar az koyuyorsunuz ki hocam.
İşte rutuşlama yapıyoruz. Hani resimde de yapıyoruz ya. Bakalım hemen ekranda keçeden yapılmış bebek diyor. Bu mu keçeden yapılmış? Evet. İzleyicilerimizden birisi yapmış. Ellerine sağlık. Şey, suni keçe. Suni keçeden. Suni keçeden. O yüzden demiş. Böyle farklı göründü. Evet. Ben bir anda şaşırdım, bilemedim. Suni keçeden. Bakın. Hazır keçe. Hazır almış. Keçelerden değil de böyle kendinizin pişirip yapabileceğiniz keçelerden yapıldığı zaman eminim çok daha güzel olacak. Bakın o Mickey Mouse'u yapalım beraber. O çizgi film karakterini. Hocam bu kendi yaptığınız keçelerden yapalım onu. Aradaki farkı izleyicilerimiz görsün. Evet, ekrana geldi yine. Bunlar çizgi film karakterleri. Amigurumi de ayrı bir sanat zaten. O da harika. Tobi Mark, Tuğba gelecek inşallah, söz verdi. Ben de oraya gideceğim nasip olursa. Orada da evet, bu da çok güzel. Bayılıyorum onların oyuncaklarına da. Harika. Evet. Ellerine sağlık yapan izleyicilerimizin. O baya baya bir kendini açtı zaten. Son 5 dakikamız. Farkındayım zaten. Ben de son konuşmaları yapıyorum o yüzden. Evet, maşa bebek. Acemi işiymiş. Mütevazi davranmış izleyicimiz. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Yalnız dediğim gibi kendi pişirdiğiniz keçeden yaptığınız zaman eminim o bebek çok daha güzel olacak. Çünkü çantalarda bile o kadar çok fark var ki, hazır keçelerden yapılmış olanla pişirilmiş keçeden yapılmış olan çok farklı. Evet, yağlı boya tablosunu yapmış, göndermiş izleyicimizin biri Türkan Savran. Yağlı boya tablo resmi, sizi seyrederek başladım demiş. Oo, kutlarım, çok teşekkür ederim. Vay ucuzdan da göndermiş o kendisi zaten. Evet, yıllarca Berin hocamdan, hocamla birlikte yağlı boya tablolar yaptık biliyorsunuz. Artık o çok yoğun, onu hafta sonları çalışıyor. O yüzden programa çok alamıyoruz ama tatilde geldi ve bize yapacağını yaptı gitti yine. Bu güzel tablomuzu sevgili şehit olan Ömer Halis Demir'i portresini yaptı bize. Harika da oldu gerçekten. Seviyorum seni Berin Hocam. Evet, bacım diyeceğim hatta sana. Arkadaştık biz. Birbirimizi çok sevdik. Kopamadık, dünür olduk. Akraba olduk hocam. Güzel çok olmuşsun. Güzel dostluklar kuruldu. Bu programın sayesinde hakikaten çok güzel dostluklar kurdum ben de. Her ne kadar bazılarıyla çok yakın görüşemesek de, çok sık görüşemesek de, onlar çalıştıkları için görüşemiyoruz. Emekliye ayrılınca eminim yine bir gün falan kurarız, bir ara vardı çünkü günlerimiz. Çok güzel oldu. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şöyle aklınızda var mı, haftaya ne yaparız diye bir düşündünüz mü? Haftaya sabunu tekrar yapalım. Sabunu çok istiyorlar. Pişirme keçe, evet, bir de. Hem de hem pişirmesini görürler hem hı-hı, iğneleme tekniğini. Yani ikisini bir arada. Pişirmeyi istiyorum ben. Ha, ikisi bir arada zaten. Tamam. Hem iğneleme hem ıslak pişirme. Tamam. Onu tekrar yaparız. Tamam. Farklı objelerde yaparız. Yaparız. Tamam. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza, ellerinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sizleri görmekten mutlu oluyorum. Bizler ben. De. Recep Hocam çok teşekkürler geldiğiniz için. Estağfurullah efendim. Ne zaman arzu ederseniz yine bekleriz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve konuklarıma, tabii her zaman olduğu gibi bizleri izleyen siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.